Merhaba hocam. Merhaba. Azospermik erkeklerde testis içerisinde sperm varlığını gösteren klinik bir belirteç var mıdır? Örneğin PSH değeri yüksek olan erkeklerde sperm bulma şansı düşük müdür? Evet, bize en çok sorulan sorulardan biri de üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde PSH'nın testis içerisinde sperm bulma açısından bir değerinin olup olmadığı. Bu konuda esasında 2009 yılında yapılmış çok güzel bir çalışma var. New York Cornell Üniversitesi'nden Ranjit Ramasamy ve Peter Schlegel'ın 792 azospermik erkek üzerinde yaptığı çalışma bize bu sorunun cevabını vermişti. Bu çalışmaya göre FSH'nın sperm bulma açısından prediktif, yani öngörü bir belirteç olmadığını göstermişlerdi. Bu makale Fertility and Sterility dergisinde, yani Amerikan Üreme Sağlığı Derneği'nin dergisinde 2019 yılında en çok okunan makale olarak tekrar basılmıştır. İlginç olan şey, bu yapılan çalışmada şu grafikte göreceğiniz gibi FSH değeri 15'in altında olan erkeklerde sperm bulma olasılığı 15 ila 30, 31 ila 45 arasında olan erkeklerden de daha düşük olduğudur. Yani sperm bulma açısından FSH yüksekliğinin bir değerinin olmadığını bu grafikten de çok net olarak görmekteyiz. Bizim klinik çalışmalarımızda azospermik erkeklerde mikroTESE'de elde ettiğimiz sonuçlar da bu sonuçlarla örtüşmektedir. Bu nedenle FSH yüksekliği sperm bulunup bulunmayacağı konusunda bir önem taşımaz ve bu FSH'nın düşürülmesi diye de bir tedavi yöntemi doğru bir yöntem olmadığını düşünüyoruz.